Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Berk Balbay bizlerle birlikte ikinci bölümde. Berk hocamızla çok önemli konuları konuştuk. İlk bölümü izlemeyenler varsa dönüp hemen izlesinler. Kübra dizisiyle ilgili çok önemli bilgileri paylaştık. İkinci bölümde de elektrikli araçlı kullananlar, elektrikli araç almayı düşünenler veya teknolojinin en üst seviyelerindeki cihazlardan yararlanmak isteyenler mutlaka dinleyin. Acaba teknoloji sonumuzu mu getirecek? Araştırmacı yazar Berk Balbay'a soracağız. Berk hocam hoş geldin bir kez daha. Hoş bulduk. Elektrik kesintileri yaşanacak, öngörüler bu şekilde önümüzdeki süreç içerisinde. Bir taraftan da elektrikli araçlara yönelik ilginin arttığı, elektrikle çalışan cihazların hızla arttığı, elektriğe bağımlı ülkeler haline gelinen bir dünyada yaşar olduk. Fakat bir taraftan da fişi çektiklerinde ne yapacağız? Onu da senden dinleyelim. En güzel şey bu. Hani önce karbon salınımı, karbon ayak izi, küresel ısınma yalanlarıyla bir altyapıyı hazırladılar. Yani her zaman söylüyorum ya, bilim adamı sende, doktor, mühendis sende, politikacı sende, sanatçı sende, aydın diye geçinen adam sende, devlet başkanları sende. Ya bunları kim yönetiyor bilmiyorum ama altyapıyı çok güzel hazırlıyorlar. Sen bir şey söylüyorsun, diyorsun ki şu sıvılar hayatınıza mal olur. Sen dünyanın en ahmak, en insanlık dışı, en bilim dışı canlısı haline geliyorsun. Fakat 3 sene sonra dünya seni, aa diyor ya adam söylemişti, ya bu adamlar söylemişti, ya bu insanlar bunu söylemişti, biz uymadık. O zaman seni karalayan insanlar, şimdi senden hocam ne yapalım da kurtulalım diye medet umuyorlar. Şimdi aynı şey. Ya çok utanıyorum ve çok üzülüyorum ama anlatmam lazım. Anlatın hocam. Elektrikli cihazlar, elektrikli arabalar, her şeyimizin altı üstü elektrik oldu. Biraz önce anlattığım gibi elektrik elektronik yüksek mühendisi olarak bir şapka giydim. Mesleğim olarak anlatayım. Hadi bırakın diğerlerini. İnsan nüfusunu bu dünya 400 milyar insan bile olsa besler. Ama insan olsa besler. İnsanın içindeki azgın canlıyı besleyemez. Bizim gıdamız bize yeter, suyumuz da bize yeter. Hiçbir şekilde eksilmez veya fazlalaşmaz. Sistem kapalı bir fanus şu anda. Ama telefonlarımızın sayısı 4, 5, bazılarında bir tane olabilir ama gün geçtikçe sayımız artıyor. Tabletler, evde televizyon, cihazlar, manyetik üretiyoruz. Evet. Bunun neticesi bir hesap kitap yapıldı. 25 milyar insan, 25 milyar modern dünyayı ve cihazları kullanan insan bahsettiğimiz. Arabası elektrikli, telefonları elektrikli, evi akıllı ev. Çocuğunun alışverişinden, kendi evinin alışverişinden, ne zaman nereye gideceğine kadar her şeyi ya Siri'ye soran, ya akıllı yazılıma soran, ya robotlara olan, ya süpürgesi sabaha kadar uyurken çalışan, buzdolabı odur budur derken elektrik çok fazla tüketen ve tüketimin sonucunda oluşan manyetiği çok fazla arttıran toplum 25 milyar insana ulaştığında hiçbir şey yapmanıza, güneşin patlamasına, iklimlerin değişmesine, uzaylı saldırılarına falan gerek yok. Dünya bir anda manyetik yetersizlikten dolayı alt üst olur. Şimdi elektrikli cihazlar. Diyelim ki o teknolojiye kadar gelemedik. Arabamız elektrikli, %100 elektrikli. Diyor ki 600 kilometreye kadar gidiyoruz. Ama diyor ki hani eski bilimde benim hep kızdığım gibi ortam sürtünmesiz kabul ediyoruz. Diyor ki ısıtma açma, havalandırma açma. Şu hızı geçme, onu yapma, bunu yapma 600 kilometre gidersin. Şey, çok hocam sözünü kestim. Çok şey telefonlarda da 7 gün boyunca şarjı gidiyor. İnternete girme, WhatsApp'a girme, Instagram'a girme. 7 güne gidiyor ama normalde 1 gün. Standby. Telefonu bırak uykuya. Bak burada var bizim. İki tane şey telefonumuz var. İhbar hattı telefonumuz var. Hiçbir şey yapmıyorum. 6 günde bir şarj oluyor. Ya ama ben kendi telefonumu 8 saatte bir şarj ediyorum.
Doğru. Sen bu arabayla nereye gideceksin? Kimi kandırıyorsun? Görmedin mi Sercan? Hani Amerika'da adamların Tesla'sının arkasına herkes şey yüklemiş, bir tane çekici yüklemiş, jeneratör var. Jeneratörde mazot, benzin var. O elektrik üretip Tesla'yı besliyor. Ya yürü git. Ne kadar saçma sapan bir sistem yaptın. Hani onu da geçtim ya. Onu da geçtim. Hani bizim ülkemizdekine falan gelmiyorum da. Ama ya bu güneş patlamaları olsa ya da mazota ulaşamasan ya da elektrik soketine ulaşamadığın zaman ne yapacaksın? Araba çöp olacak. Yani bir de dediğin çok doğru. Şikayetler de var bu konuda aslında. Elektrikli araçla uzun yola gitmek isteyenler yani İstanbul'dan İzmir'e bile gidemiyorlar yani. 400 kilometre menzili var. Ancak bir şekilde ısıtıcıyı açıyorsun, hız yapıyorsun. Bu 200-250 kilometrelere kadar düşüyor. Şarj etmen de zaman alıyor. Bir şey daha söyleyeyim mi? Cinsel hayatın biter. Çok uzun süre bu aletin içinde oturursan. Kalp rahatsızlıkların başlar. Pıhtı atma riskin artar. Elektrik, elektronik yüksek mühendisi olarak söylüyorum. Şu yüksek gerilim hatlarının, trafo merkezlerinin, şalt merkezi denir, indirme merkezlerinin etrafında yaşayan insanlar. Ya filmi yapıldı bunların. Evet. Anlatımları yapıldı. Buralarda 500'er metre sağında solunda yaşarsan kanser riskin var. Yani artık bu manyetik yükün üstünde oturuyorsun. O batarya kaç kere şarj olacak? Yani sana ücretsizmiş, bedavaymış, çok teknolojikmiş ve çevreciymiş gibi geliyor. Bence tamamen dünyanın modern yapısına büyük bir saldırı hazırlığı bu. Ben geçen gün konuşuyorum. Diyorum ki arkadaşlarımla beraber arabaya bindik. Bak etrafta kimse yok. İnternet yok. Ormanda kendi arazimiz içerisindeyiz. Arkadaşlar hatırlatın bana. Merkeze döndüğümüzde diyorum pastane için bir iki tane malzeme alacağız. Siri hanımefendi ortaya çıkıyor. Söylediğini tam olarak anlayamadım. Ne almamı istiyorsun? Şimdi bu arkadaş ne almamı istiyorsun? Onu kapattık diyelim. Bu arkadaşın da olmadığı bir dünyaya doğru gittiğimizde hep söylüyoruz, ilk bölümde de anlattığımız gibi arabanı çalıştıramadın, ulaşamadın. Telefonun gitti, ulaşamadın. Hesabına ulaşamadın, paran yok. Benzin istasyonuna gittin, adamı döverek mi alacağız? Zaten adam silahlanmıştır herhalde. Markete gittin, o kapalı. Her şeyimizin sonunun getirileceği şey, büyük kıyamet bence böyle bir şey. Yani ister güneş patlasın, ister Mars'la Venüs bilmem ne dizilimine girsin, isterse burçlar kovaya gelsin, öyle olsun böyle olsun, bunların hepsi hikaye. Bir önceki konuştuğumuz gibi emperyaller zaten ne olacağını biliyorlar. Arkadaşlar da çıkıp televizyonda anlatıyor. Diyecekler ki sen de bunun aynısı değil misin? Korku pompalamıyor musun? Vallahi pompalamıyorum. Ben ortaya karışık söylüyorum. Senin söylediğin gibi ben bundan zaten para kazanmıyorum. Çok önemli bir şey bu. Teknoloji sonumuzu getirebilecek bir noktaya gelebilir diyorsun değil mi? Geldi bile. Her şeyimiz ona bağımlı Sercan. Nereye gideceksin? Yani hastaneye gittin. Hadi bugün gidelim bir tane check-up. Bir tane tam check-up sana hediye etti hastanen. Sağlık sigortan. Hadi git check-up yaptıralım. Elektrikler o gün kesik. Jeneratör 4 saat, 8 saat dayanabilir. Diyecek ki arkadaşlar sıra var. Bugün erteleyelim Sercan Bey. 3 gün sonra gelin Sercan Bey. Ama senin acil bir durumun var. Hocam check-up'ı bırakın. Yani sürekli makineye bağlı yaşamak durumunda olan insanlar var. Bunlar için bırakın 2-3 günü, 1 dakikanın bile önemi var. O zaman büyük, ciddi bir durum söz konusu değil mi? Yani jeneratörlerin durduğu, elektriklerin 3 gün bile gelmediği bir dönemde pek çok hastayı kaybedebiliriz. Allah göstermesin, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği sayı dünyada %27. Çok büyük bir sayı, rakam. 27 bak, bir anda hani söylüyoruz ya, olağanüstü bir güneş patlaması ve oluşabilecek elektrik kesintileri dolayısıyla oluşabilecek 5,5-6 milyar insanın ölmesinden bahsediyoruz ya, yağmalarla falan. Ya bırak, bunlar olmadı. 3 gün 4 mazot bitti. Hani jeneratör neyle çalıştırıyorsun? Telepati gücüyle değil. Ya benzinle
ya dizelle, bitti. Sen bu insanı diyalize sokamadın, bitti. Allah göstermesin. Kalp bitti, solunum bitti. Bitti, bırak marketleri, benzincileri, bitti. Allah korusun, çok büyük bir, senin her zaman dediğin insan nüfusunu azaltma planları devam ediyor dediğin noktada aslında bu da onun içinde olabilir baktığımız zaman, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle bunlar hepsi aynı sistemin versiyonları, senin biraz önce söylediğin gibi. Hani o meşhur dizimizdeki, yerli dizimizdeki gibi. Vatandaş haşa Allah'la konuştuğunu zannediyor. Ne kafasını yaşıyorsa artık, nasıl bir dünyaysa. Bunu bile yapabilir durumdalar. Rüyalarımıza etki edebilir durumdalar. Düşüncelerimize etki edebilir durumdalar. Beynimizi, geçmiş altyapımızı, anlık düşüncelerimizi etkileyebilecek durumdalar. Gün boyu bize farkında olmadan empoze ediyorlar, 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 ediyorlar. Sen akşam vücut boşa düştüğünde öyleymiş gibi zannedip sabaha yeniden bunların kölesi olarak kalkıyorsun. Hocam frekanslar, işte en basit örneği, frekanslarını değiştirdiler yani. Dünyanın frekansı değişti. Basit bir şey gibi geliyor ama aslında çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Bizim dünyanın frekanslarını ölçtüğümüz ve yer alanını, yani kayaç gerginlik sistemiyle ilgili bu depremsellik aktiviteleri ölçtüğümüz cihazlar var. Mesela bir tanesini ben buraya kurdum. Bunlar 15-20 bin eurolara kurulabilen cihazlar. Tüm Türkiye'de adaşım vardır İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, ona selam olsun. Onun önderliğinde yapılmış çalışmalar var. Bizler gibi insanlar var. Geçmişi meteorolojiye dayanan, bilime dayanan, bizim gibi, babam gibi rahmetli insanlar var. Bizler bir takım şeyleri ölçtüğümüzde nelerle karşılaşıyoruz biliyor musun? Doğanın elinde olmayan olağanüstü manyetik etkiler var. Birileri tarafından üretildiği belli. Doğal değiller. Bunları konuşursak daha henüz hazır olmayanlar altta dalga geçecekler. Bilim insanları araştırmak için vakit isteyecekler. Ama dünyanın böyle bir vakti de yok. Çok enteresan hocam ya. Son olarak Berk hocam, yani ne bekliyor dünyayı baktığımız zaman? Bu kesintilere karşı ne yapmamız gerekiyor? Yani İngiltere geçenlerde senin yaptığın yayınlardan çok sonra mum ve radyo konusuna değinmişti yanılmıyorsam. Şimdi dünya olarak sadece mum ve radyo bizi kurtaracak mı? Asla. Yani sen bir şeye ulaşmadığın takdirde, hani karanlıktan niye korkuyorsun ki? İki tane tahta parçası da senin işini görür de soğuktan nasıl kurtaracaksın? Bir kendine onu söyle. Kış gününe denk geldiğinde, bak şimdi Demirköy'de yarım metre kar var. Dışarısı -2 derece. Hani odunumuz var, yakıyoruz da sen kaloriferli sistemdesin ve doğalgaz hattındasın. Dünyanın %88'i aynı şekilde bir anda kaosa girecek. Yani manuel çözüm bulmalısın. Her şeyimiz okey, elektronik, dizayn güzel, ulaşım çok güzel. Bir istediğimize bir tıkla alışverişimizi yaparsa istediğimizi getirttirebiliyoruz. Getir, pişir, öyle yap, böyle yap, araba çağır kapıya. Manuel bir tatbikat yapmalı insanlar. Eski sistem gibi. Yani çok geriye gitmenize gerek yok. 1980'lere gidin. 80'lerde banyonuzda şofben değil de odun sopası vardı. Çok da güzeldi, şıktı. Bizde hala var, kullanıyoruz. Bunlar gibi çözümler. Ya da aracınızın elektrikliyse de benzinliyse de fark etmez. Alternatifi elinizde manyetoyla kendi üretebileceğiniz aydınlanma, mumlar nereye kadar, ne kadar sürecek o mumlar? Manyetolu sizin çevirerek çalışabileceğiniz telefonlar. Batı'da, özellikle Amerika'da NOAA dediğimiz, NOHAA dediğimiz bir acil servis var. Yani bizde 112'ye bağlandı, onda 911. Evet. FM, AM, MH, bunların hepsinin dışında bir NOAA kanalı var. Yani dünya bir sis bulutuna bile girse en alçak frekansta 15 Hz'de, megahertz'te yayın yapabilecek kanallar var. Şimdi biraz uzağımda, 1 metre ötemde bir radyo var. Ben bunun üzerine çalışıyorum ama radyoyu almak da yeterli değil. Devletten o frekans bandını alıp
çalıştırabilmek yeterli, önemli. Buralara kadar gitmeli olaylar. Gerçekten tehlike altındayız, saldırı altındayız. Yani buna göre insanların güçlerine veya bütçelerine göre yapabilecekleri şeyler vardır. Ne kadar önemsediğinizi bir kere hesap edin. Böyle bir şey olduğuna inanmıyorsanız zaten ne bizi seyredin ne alta yorum yapın. Bakın keyfinize. Pompei de öyle patlamıştı. O insanlar da öyle külün altında kaldılar. Evet. Nuh peygamber de ancak sadece 3-5 kişiyi kurtarabildi. Nuh peygamber de öyle kurtarabildi. Siz bakın oraya, keyfinizle ölün, zevkinizle ölün. Hiç önemli değil. Ya da yaşayın, bizler ölelim. Hazırlık yapmak isteyenler, modern yaşantınızdan sıyrılıp çakı mı alırsınız? Magnezyum çubukları mı alırsınız? Bir kenara odun mu yığarsınız? Konserve mi biriktirirsiniz? Kablosuz, elektriksiz, arabasız nasıl yaşayacağınızın çalışmasını yapın. Aslında teknolojinin çok önemli boyutlara geldiği, çok ilerlediği dönemde siz de diyorsunuz ki geçmişe göre hareket edecek pozisyonunuzu alın, bu da bir tarafta dursun diyorsunuz. Bir asker gözüyle alternatifsiz tatbikat olmaz. Evet. Saldırı ve savunma her zaman alternatif gerektirir. Bir B planınız mutlaka olmalı. Evet. Bu sözle de bitirelim Berk Hocam. Önümüzdeki günler içerisinde çok daha detaylı, derin konulara gireceğiz seninle birlikte. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Berk Balbay bizlerle birlikteydi. Araştırmacı, yazar. Çok önemli konulara değindik yine. Teknoloji sonumuzu getirebilir mi? Bu konu hakkında çok önemli öngörüleri vardı. Hepsini paylaştı bizlerle. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.